Merhaba ben Astrolog Yasemin Sürer. Yeni haftanın astroloji gündemiyle karşınızdayım. Ve birkaç haftadır bahsettiğim Boğa burcunun 27 derecesindeki parçalı ay tutulması bu hafta 19 Kasım günü saat 11.57'de gerçekleşecek. Bu derecedeki son tutulma en son 20 Kasım 2002 tarihinde gerçekleşmişti. Yani o günden bugüne yaşanan 19 yıllık bir döngünün sonunu getiriyor. Bir o zamanları hatırlamaya çalışın bakalım. Hayatınızda neler olup bitiyordu? Bu aynı şeyleri yaşayacaksınız anlamına gelmiyor. Sadece size genel bir fikir verebilir. Biliyorsunuz ki ay düğümleri 18 Ocak 2022 tarihi itibariyle boğa akrep aksına geçecek. Ve 2023 sonbahar aylarına kadar etkili olacak. İşte hafta yaşayacağımız ay tutulması bu aksdaki yaklaşık 2 yıl sürecek tutulma serilerini başlatacak. Ve artık bu ay itibarıyla 2022 yılının ana temalarını bize gösterecek. 5 Kasım'da yine Boğa Akrep aksına bulunan Akrep yeni ayını yaşadık. Etkileri devam ederken tutulmalar çok yoğun etkiye sahip olduğu ve 15 gün öncesi hissedilmeye başladığı için aslında bu ikisini son 2 iki haftadır iç içe deneyimliyoruz. Aynı zamanda 4 Aralık tarihinde yılın ikinci güneş tutulması yay burcunda gerçekleşecek. Bu güneş tutulması bir nevi son 1,5 yılın konularının da bir kapanışını gösterecek. Çünkü ay düğümleri 5 Mayıs 2020'den bu yana ikizler yay aksındaydı anlayacağınız son bir buçuk yılın konularının artık tam bir kapanışı ve önümüzdeki bir buçuk yılın konularına geçiş yapacağımız bir dönemdeyiz. Tutulmalar hayatlarımıza kadersel etkilere sahiptir ve hayatımızın temel yapı taşlarında değişikliklere yol açar. O yüzden bu ay birçok korkumuzu yüzleştiğimiz hızlı gelişmelerin olduğu bir ay oluyor. Güdaya ay düğümü geride bırakmamız gereken ama aslında çok tanıdık olan, kendimizi rahat hissettiğimiz için o alışkanlıklardan çıkmak istemediğimiz taraftır ve akrep burcuna geçiyor. Kuzey ay düğümü ise ilerlememiz için gitmemiz gereken yöndür. O da boğa burcuna geçiyor. Yani Güney ay düğümü akrep tarafında olduğu için korkularını bırak, Kuzey ay düğümünün bulunduğu taraf olan boğaya, yani güvenli alana, istikrara, üretmeye git ve kalıcı adımlarla at demekte. Şimdi bu aksa yavaş yavaş geçmeye başlıyoruz. Boğa'da bir de 2018'den bu yana uyanışın, anneliklerin beklemeyeni bekle diyen Uranüs gezegeni bulunmaktadır. Boğa değer yargılarımızla da ilgili olduğundan Uranüs burada ne yapıyor? Değer yargılarımıza ya da sabit bakış açılarımıza bizi değişime zorluyor. Sabit burçlarda inatçı bir tutumda hakimdir. Kolay ikna olmaz. Ama hayatın kendisi aslında sürekli değişime tabidir ve bizden aslında en çok korktuğumuz şey kendimizi güvenli hissetmek için alışkanlıkları değiştirmekte zorlanırız. Yani buradaki mesaj şu. Güvende olmak, istikrarda olmak için sabit bakış açılarını değiştir, kuralları düzeni değiştir ve yeniden kur demektedir. Tutulmalar hayatlarımızı aydınlatır ve hayatlarımızı bir ayıklama, sağlıksız iş ve ilişkileri bırakmamız adına yardımcı olacak gelişmeleri sunar. Artık bize hizmet etmeyen, iyi gelmeyen şeyleri bırakmamız gerektiğini gösterir. Aynı zamanda önümüze yeni kapılar da açılır. Bu hafta gerçekleşecek ay tutulması haritasında Oğlak Burcu yükseliyor ve kaput algo yıldızı ile kavuşum içinde olacak. Bu yıldız sonlanmalarla ilgili olduğundan hayatlarımızı tamamlamalara işaret edecek. Yine bu sabit yıldız kötücül etkileriyle biliniyor. Demek ki global anlamda zorlayıcı durumlar oluşturacak gibi görünüyor. Özellikle para ve para piyasaları ile ilgili konularda. Önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca bu alanda birçok değişiklik olacağına tanıklık edeceğiz. Güneş tutulması esnasında akrep burcunda bulunacağı için ve büyük bir değişim dönüşüm olacağının habercisi oluyor. Tabi değişimler sancılı. Hemen kolayca gerçekleşmiyor. Evet para ve para piyasaları konuları ön plana çıkıyor dedim. Venüs oğlak burcunda olduğu için harcama alışkanlıklarımızı değiştirmeye başlayacağız. Daha tutumlu olabiliriz. Uzun vadede daha fazla nasıl da para kazanırım veya yeni iş veya yöntemler aramaya başlayacağız. Bunun için yeni kararlar alabiliriz. Ay tutulmaları daha çok kadınlar, sağlık, ilişki, değerlerimiz ve para konularında etkin olacak. Özellikle ay tutulması etkilerini 19 Aralık sonrasında net deneyimlemeye başlayacağız. 19 Aralık diyorum çünkü Boğa'nın yöneticisi Venüs bu tarihten sonra 29 Ocak 2022'ye kadar Oğlak Burcu'nun geri hareketine başlayacak. Para, banka, vergi, finans konularında değişimler olacak gibi öngörüyorum. Alınan kararların ancak 29 Ocak 2022'den sonra uygulanabilir olup olmadığını daha net görmeye başlayacağız. Bakalım hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ay tutulmasının genel etkilerinden kısaca bahsettikten sonra gelin, haftanın diğer gökyüzü hareketlerine bakalım. Haftaya Koç burcunda başlıyoruz. Hızlı hareket edeceğimiz, hızlı gelişmelerin olacağı bir hafta daha bizi beklemektedir. Hafta başında etkili olacak Güneş, Jüpiter, Kara açısı kendimize güvenimizi arttırsa da buna kapılıp fazlaca coşkuya kapılabilir ve riski gelişimler yapabiliriz. Abartı meyli günler olduğu için buna dikkat edersek verimli, de verimli değerlendirebiliriz. Üzerine aynı gün Venüs ve Şivan arasında da olumsuz bir açı gerçekleşecek. İlişki ve finans konularında işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Uzlaşma sağlayacak fırsatları da kolayca kabul etmek istemeyebiliriz. Özellikle pazartesi ve salı günleri ticari girişimler ve yeni projelere başlamak adına uygun değil. Normalinden daha fazla ukala ve kibirli davranışlar sergilenmeye açık olunacağından sonradan pişman olacağınız büyük girişimlerde bulunmamanızı tavsiye ederim. 17 Kasım günü Mars Uranüs karşıtlığımız var. Uranüs bu ay tek tek gezegenler önemli açık kılıpları oluşturmaya devam ediyor. Bu hafta sıra Mars'ta. Harekete geçmek istediğimiz konularda çok farklı olaylar ve gündemle karşılaşabiliriz. Burada olan biteni sakin ve esnek karşılamamız önemlidir. İlla istediğimiz olsun diye baskı ve güç mücadelelerinden uzak durmalıyız. Kolayca sinirlenebileceğimizden sakin ve dengede yol almaya devam edelim. Çünkü bunların sonradan olumsuz sonuçları olabilir. Ne istediğimizi bilelim, ve ona göre davranalım. Yine hırsızlıklara karşı dikkat edilmesi gereken bir haftadayız. Çarşamba ve Perşembe günleri kaza ve sakarlıkları daha fazla açıklık var. Bu günler daha temkinli olalım. Aynı gün güneş Plüton iyicil açısı bunu yaptığımız takdirde çok önemli fırsat ve destekleri karşımıza çıkaracak. Kendimizden emin ve başarı getirecek hamleler yapabiliriz. Sezgilerimize de kulak verelim. Hemen ardından 18 Kasım günü kesinleşecek Merkür-Neptün açısı çevremizi empati yükseltecek. Güzel düşünceler ve ağzımızdan çıkan güzel sözcükler kendimize ve çevremize mutluluk katacak. Cuma gününe geldiğimizde Venüs ve Uranüs arasındaki üçgen açı yaratıcılığımızı ve sezgilerimizi çok arttıracak. İlişki ve para konularına sürpriz gelişmeler var demekte. Sevdiklerimizden, eşimizden, dostumuzdan alınacak güzel haberler, sözler, hediyeler hayatımıza güzellik katacak. Bugünü yeni girişimlerde bulunmak adına da değerlendirebilirsiniz. Yine farklı ve orijinal şeyler almak isterseniz o gün bunun için uygun olacak. Cumartesi günü Merkür ve Jüpiter arasındaki kare açısıyla fazla iddialı, kendimizden emin tavır ve davranışlara gelebilir ve sonradan tutamayacağımız sözler verebiliriz. Haftanın son günü, pazar günü Plüton'un Merkür'e iyicil açısı daha kolay karar almamıza ve kararlarımızın arkasında durmamızı sağlayacak. Haftanın genel etkilenen size bahsettikten sonra küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Astroloji hakkında daha fazlası ve günlük yorumlar için beni Instagram'da astrolog Yasemin Sürel sayfamdan takip edebilirsiniz. Evet hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Sevgili koç ve yükselen koç burcu. 19 Kasım'da gerçekleşecek boğa burcundaki ay tutulması para evinizde gerçekleşiyor. evinize gerçekleşiyor. Gelirlerinize yeniden bir yapılanma, ve yeni kazanç kaynakları bulacaksınız. Bu tutulma aynı zamanda 19 yıllık bir döngünün de kapanma özelliğini taşımakta. Ay düğümleri artık yavaş yavaş boğa akrep aksına geçmeye hazırlanırken bu tutulma boğa akrep aksındaki ilk tutulma serisinde başlatacak. Tutulma etkileri 2022 yılının ana temalarını bize gösterecek ve etkisi 6 ay devam edecek. O yüzden hemen ani olaylar beklemeyin. Yavaş yavaş oluşumlar söz konusu olacak. Boğada olduğu için fazlaca risk almaya değil, daha fazla elimizdekini korumaya yönelik bir enerji olacak. Tabi akrep enerjisi zaman zaman zorlukları da beraberinde getirmekte. Evet, bu tutumuyla birlikte artık maddi ve finansal konularınızda tamamlamalar yaşayacaksınız. Bu alanlarda ihmal ettiğiniz konu ve girişimleriniz varsa bunlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Kredi veya borçların kapatılması veya geri ödenmesi konusunda yapılanmaya çalışabilirsiniz. Para kazanma yöntemlerinizde kaynaklarınızı olumlu yönde kullanmak adına yenilikler yapmak isteyeceğiniz 6 aylık bir süreç başlıyor sevgili koçlar. Öncesi bunun altyapısını oluşturmaya başladıysanız, yenilikler için adım attıysanız bu süreçte fazla zorlanmayacaksınız. Yeni iş fırsatları ve kazanç yolları karşınıza çıkacak. Belki bir iş değişikliği ve ek kazanç getirecek yeni oluşumları hayatınıza entegre etmeye başlayacaksınız aile içinde maddi konular bu dönem daha fazla konuşulmaya başlanabilir. Sorunlar oluşabilir ve bazı sonlanmalar ve yeni başlangıçlar yapabilmek adına kararlar almanız gerekebilir. Ortaklık ve işbirlikleriniz varsa değişimler gündeme gelebilir. Ama bu dönem alacağınız kararları hızlı almayın ve riskli girişimlerde bulmamanızı tavsiye ederim. Bu dönem karşılaşacağınız her türlü durum aslında ileride daha rahat etmeniz, hayallerinize kavuşabilmeniz adına yapılması gereken değişiklikleri gösterecek. Bunları ne kadar olumlu karşılarsanız o kadar kolay ilerleyebilecek, istediklerinizi daha rahat gerçekleştirebileceksiniz. Ailenizde anne veya bir kadının sağlık sorunu oluşabilir, bununla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili boğa ve yükselen boğa burcu. 19 Kasım'da gerçekleşecek boğa burcundaki ay tutulması sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Bu tutulma aynı zamanda 19 yıllık bir döngünün de kapanışını sağlayacak. Ay düğümleri artık yavaş yavaş boğa akrep aksına geçmeye hazırlanırken bu tutulma boğa akrep aksındaki ilk tutulma serisinde başlatacak. Tutulma etkileri 2022 yılının ana temalarını bize gösterecek ve etkisi 6 ay devam edecek. O yüzden hemen ani olaylar beklemeyin. Yavaş yavaş oluşumlar söz konusu olacak. Boğada olduğu için fazlaca risk almaya değil, daha fazla elimizdekini korumaya yönelik bir enerji olacak. Tabi akrep enerjisi bazı sorunları da önümüze getirecek ki bu alanda dönüşüm sağlayabilelim. Hayatınızın hemen hemen tüm alanlarını ilgilendiren önemli kararlar almanızı etki edecek bir ay tutulması olacak sizin için. Dış görüşünüzdeki değişiklikten tutun da düşünce ve fikirlerinizin farklılaşması, iş ve ilişkiler konusunda yeni kararlar alacak ve geçmiş konularla ilgili tamamlamalar yaşayacaksınız. Özellikle ihmal ettiğiniz konularla ilgili sağlık ve ilişkilerinizde ortaklıklarınızda da yaşayacağınız durumlar, yeni kararlar, yeni yollar belirlemenize sebep olacak. İkili ilişkilerinizde kendinizi daha fazla ön plana alıp var olan sorunlara çözümler bulmaya çalışıp nokta koyacaksınız. Son zamanlarda bakış açılarınızı esnetmeye başladıysanız bu süreçte karşılayacağınız olaylar sizi fazla zorlamayacaktır. Fırsatlar ve destekler karşınıza yeni yollar açacak, belki bir iş, yer veya ülke değişikliği olacağı gibi bekar olan boğalar evlilik kararı alabilir. Şimdi atacağınız adımlar ve alacağınız kararlar 22 yılında, 2022 yılında size şans ve fırsatları sunacak. Sağlık konusunda boyun, boğaz, tiroid, hormonlarla ilgili rahatsızlıklarınız varsa kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu. 19 Kasım'da gerçekleşecek Boğa burcundaki ay tutulması 12. evinizde gerçekleşiyor bilinçaltınız, iç dünyanız, sağlık ve iş konularında etkiler alacaksınız. Bu tutulma aynı zamanda 19 yıllık bir döngünde bitişini göstermekte. Ay düğümleri artık yavaş yavaş boğa akrep aksına geçmeye hazırlanırken bu tutulma boğa akrep aksındaki ilk tutulma serisinde başlatacak. Tutulma etkileri 2022 yılının ana temalarını bize gösterecek ve etkisi 6 ay devam edecek. O yüzden hemen gelişen olaylar beklemeyin. Yavaş yavaş oluşumlar söz konusu olacak. Bu adı olduğu için fazlaca risk almaya değil, daha fazla elimizdekini korumaya yönelik bir enerji olacak. Tabi akrep enerjisi krizleri de beraberinde getirmekte. Bunlar olacak ki dönüştürüp yeniyi yaratabilelim. Bu tutulmayın artık geçmişten bugüne getirdiğiniz sorunlar karşısında yeni bir tamamlanma yaşayacaksınız. Çalışma ortamınızda devam eden sorunlar varsa artık bunlarla ilgili çözüm bulup noktayı koyacaksınız. Bu iş değişikliği olabileceği gibi var olan sorunları tamamen çözecek yeni kararları da içerebilir. Son zamanlarda değişimden korkmayın, mutsuz olduğunuz alanlarda yeniliklere cesaret ettiyseniz bu süreçte daha fazla güzel fırsatlar ve gelişmeler karşınıza çıkacak. İhman ettiğiniz sağlık sorunlarınız varsa tekrar kontrollerinizi yaptırmanız gerekebilir ya da bebeğinlerinizin sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Günlük hayatınız ve çalışma koşullarınızda yeni bir düzen getirmeye başlayacaksınız. Aynı zamanda yeni bir sağlık düzeni oluşturabilirsiniz, yeni beslenme alışkanlıkları edinebilirsiniz. Zararlı alışkanlıkları da bırakabilirsiniz. Mesela sigara içiyorsanız bırakma kararı da alabilirsiniz. Zaman zaman daha fazla dış dünyadan kendi soyutlamaya ve enerjinizi şarj etme ihtiyacınız fazlalaşabilir. Çünkü psikolojinize, psikolojinize de dikkat etmeniz gereken bir süreç olacak. Psikosomatik rahatsızlıklar oluşabilir. Hayatınıza gerçekleştirmek istedikleriniz için önümüzdeki 6 ay size sunulacak şansları açık olmaya çalışın yeni bir iş, yeni bir ilişki veya şehir ve ülke değişiklikleri yapabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yengeç ve yükselen yengeç burcu. 19 Kasım'da gerçekleşecek Boğa Burcu'ndaki ay tutulmasıyla hedefleriniz ve hayallerinizi gerçekleştirmek adına bazı kararlar almanız gereken bir sürece gireceksiniz. Bu tutulma aynı zamanda 19 yıllık bir döngünün de kapanışı özelliğini taşımakta. Ay düğümleri artık yavaş yavaş boğa akrep aksına geçmeye hazırlanırken bu tutulma boğa akrep aksının ilk tutulma serisinde başlatacak. Tutulma etkileri 2022 yılının ana temalarını bize gösterecek ve etkisi 6 ay devam edecek. O yüzden hemen gelişmeler beklemeyin. Yavaş yavaş oluşumlar söz konusu olacak. Boğada olduğu için fazlaca risk almaya değil daha fazla elimizdekini korumaya yönelik bir enerji olacak. Tabi akrep enerjisi bazı zorlukları da beraberinde getirmekte. Şimdi arkadaş ve sosyal çevremizde değişiklikler yapabilir. Çocuk isteyebilir. Çocuğunuz varsa ona ilgili yeni kararlar alabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilir. Ya da iyi gitmeyen bir ilişkinizi noktalayabilirsiniz. Hedefleriniz doğrultusunda kariyerinizle ilgili bazı konuları noktaladığınız ve yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Artık eyleme geçiyorsunuz. Zaten bugüne kadar getirdiğiniz belirsizlikleriniz varsa artık bunlar çözülmek için önünüze gelmeye başlayacak tamamladıkça da karşınıza yeni fırsatların çıktığını göreceksiniz sevgili yengeçler. Para ile ilgili uzun vadeli planlar ve yatırımlar yaparsanız iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Duygularınız daha yoğun ve istekleriniz için daha tutkulu bir çaba harcamaya başlayacaksınız. Yaratıcılığınız da artacağı bu süreçte özellikle sanatlar ve kreatif işlerle ilgilenenler başarılı işlere imza atabilirler. Maddi konularda uzun vadeli planlar yapmak isteyeceğiniz ve başarılı olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burcu 19 Kasım'da gerçekleşecek Boğa Burcu'ndaki ay tutulması kariyer evinize gerçekleşiyor. Bu tutulma aynı zamanda 19 yıllık bir döngünde kapanış özelliğini taşımakta. Ay düğümleri artık yavaş yavaş Boğa Akrep Aksı'na geçmeye hazırlanırken bu tutulma Boğa Akrep Aksı'ndaki 2 yıl, iki yıl sürecek tutulma serisinde ilk olacak. Tutulma etkileri 2022 yılının ana temalarını bize gösterecek ve etkisi 6 ay devam edecek. O yüzden hemen hızlı olaylar beklemeyin. Yavaş yavaş oluşumlar söz konusu olacak. Boğada olduğu için fazlaca risk almaya değil, daha fazla elimizdekini korumaya yönelik bir enerji olacak bu. Tabi akrep enerjisi bazı zorlukları da beraberinde getirmekte. Bu tutulmayla birlikte kariyer, toplumsal statünüz, üstlerinizle ilgili bazı gelişmeler yaşayacaksınız ve yeni kararlar almaya başlayacaksınız. Bu alanda bazı belirsizlikleriniz devam ediyorsa artık geçmişi tamamlama zamanı geldi. Aile ve kariyer dengesinin oturtulması veya ailede para konularıyla alakalı bazı sorunlar varsa bunları çözümler bulmak durumunda kalacağınız gelişmeler önünüze gelebilir. Önümüzdeki 6 aylık süreçte terfi, iş değişikliği, yer ve şehir değişiklikleri hayatınızda oluşabilir. Sağlam ve kalıcı adımlar atabilmeniz için tutulma enerjisi size yeni fırsatlar ve yeni destekler sunacak. Bu süreçte değişimlere direnmek yerine sakin kalıp değerlendirdiğinizde hayatınızı ileriye taşıyacak fırsatları daha rahat değerlendirebileceksiniz. Büyük riskler, girişimler ve aceleci kararlardan uzak durun. Ailede yaşanacak bazı zorluklarda tartışmaya açık bir iletişim dili kullanmanız daha kolay uzlaş kullanmazsanız daha kolay uzlaşmaya varabilirsiniz. İlişkilerinizde kötü tecrübeler yaşadıysanız daha bencil olmaya başlayabilirsiniz ama kimseye haksızlık yapmamaya çalışın çünkü onların bunda bir suçu yok. Ailede bir kişinin sağlık temasıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burcu 19 Kasım'da gerçekleşecek Boğa Burcu'ndaki ay tutulması sizin ticaret, hukuki, eğitim, yurt dışı konularla hayatınızdaki umutlarınız, bakış açılarınız, vizyonlarınız konusunda gelişmeleri sunacak. Bu tutulma aynı zamanda 19 yıllık bir döngünün de kapanma özelliğini taşımakta. Ay artık yavaş yavaş Boğa Akrep aksına geçmeye hazırlanırken bu tutulma Boğa Akrep aksındaki ilk tutulma serisinde başlatacak. Tutulma etkileri 2022 yılının ana temalarını bize gösterecek ve etkisi 6 ay devam ediyor. O yüzden hızlı gelişmeler ve olaylar beklemeyin. Yavaş yavaş oluşumlar söz konusu olacak. Boğa'da gerçekleştiği için fazlaca risk almaya değil, daha fazla elimizdekini korumaya yönelik bir enerji olacak. Tabi akrep enerjisi bazı zorlukları da beraberinde getirmekte. Yakın çevre, kardeş ve arkadaşlarınız ve akrabalarınızla iletişimsel sıkıntılar ve değişimler gözlemlemeye başlayacaksınız. Maddi konularla ilgili daha temkinli ve dikkatli olacağınız bir sürece geleceğiniz için elinizdekini tutma ve riskli girişimlerde bulunmaktan kaçınsanız da finansal kaynaklarınızı artırmak için uzun vadeli planlar yapmak isteyeceksiniz. Siz de farkına varıyorsunuzdur. Eski düşünce kalıplarınız değişmeye başladı ve bu değişimde devam edecek. Daha fazla hayallerinizin peşinden gitmek isteyeceksiniz. Özellikle iş konusunda yeni adımlar atmaya dış koşullar sizi götürecek ve daha kararlı ne istediğinizi bilerek yol alacaksınız. İş konusunda yine işbirlikleri ve ortaklıklar konusunda şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çocuğunuz varsa onunla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Mesela eğitim için taşınabilir veya evlenebilir. Evlilik ve ilişki konularına güzel destekler alıyorsanız önümüzdeki 6 aylık süreçte yeni kararlar alacaksınız. Değişime direnmeyen başaklar bu süreçte daha kolay yol alabilecekler. Haftanız güzel geçsin. Sevgili terazi ve yükselen terazi burcu. 19 Kasım'da gerçekleşecek boğa burcundaki ay tutulması sizin ortak kaynaklar, kredi ve finans kaynaklarınızla ilgili karşınıza bazı olay ve durumları çıkaracak. Bu tutulma aynı zamanda 19 yıllık bir döngünde bitişi özelliği taşımakta. Ay düğümleri artık yavaş yavaş boğa akrep aksına geçmeye hazırlanırken bu tutulma boğa akrep aksındaki ilk tutulma ve 2 yıllık tutulma serisini başlatacak. Tutulma etkileri 2022 yılının ana temalarını bize gösterecek ve etkisi 6 ay devam edecek. O yüzden hemen büyük olaylar beklemeyin. Yavaş yavaş oluşumlar söz konusu olacak. Boğada olduğu için fazlaca risk almaya değil, daha fazla elimizdekini korumaya yönelik bir enerji olacak. Tabii akrep enerjisi krizleri de beraberinde getirmekte. Bu dönem Belki eşiniz veya ortağınız varsa onunla finansal kaynaklarınızla ilgili temalarla uğraşmak durumunda kalabilir. Yeni kararlar alabilir ve yeni yapılanmalar yönünde adımlar atmak isteyebilirsiniz. Yeni kaynaklar arayacaksınız. Kredi, vergi, miras veya tazminat konularıyla ilgilenmek veya ödemelerinizi tamamlak, tamamlamak adına da yeni gelişimlerde bulunabilirsiniz. Ailenize daha fazla ilgilenmeye başlayacağınız bir süreç başlayacak. Bu maddi konular veya sağlık konularıyla ilgili sorunların oturulup, beraberce kararlar alınması olabilir. Mesela ailede birisinin bir sağlık sorunu varsa ameliyat konusu gündeme gelebilir veya ortaklaşa bir ev veya arsın alınması olabileceği gibi ortak sahip olunan bir malın satılmasını düşünebilirsiniz ve bunun üzerine konuşmalar gerçekleşebilir. Tabi zaman zaman tartışmalar da oluşabilir. Bir taraftan da daha fazla psikolojik konular, derin konulara ilginiz artacak. Sezgilerinizin de yükseleceği bir sürece giriyorsunuz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Akrep ve Akrep Burcu. 19 Kasım'da gerçekleşecek Boğa Burcu'ndaki ay tutulması sizin karşıt burcunuzda gerçekleşiyor. Aynı zamanda Boğa Akrep ay düğümleri aksındaki ilk tutulma olacak ve 2022 yılının da ana temalarını belirliği olacak. Bu sebeple çok yoğun etki alıyorsunuz ve büyük dönüşümleri önümüzdeki 6 aylık süreçte deneyimlemeye başlayacaksınız. Hemen büyük olaylar beklemeyin. Yavaş yavaş oluşumlar söz konusu olacak. Boğada olduğu için fazlaca risk almaya değil, daha fazla elimizdekini korumaya yönelik bir enerji olacak. Aslında 5 Kasım'da burcunuza gerçekleşen yeni ayla bu süreç sizin için başladı. Hayatınızın temel yapı taşlarını, değişimler ve dönüşümler olacak. İlişkilerden yana güzel destekler alacaksınız, yeni ilişkiler ve ortaklıklara girebilirsiniz. Önümüzdeki 6 aylık süreçte hayatınızda bazı krizleri aşmanız gerekebilir ama uzun vadede bunlar size istikrar sağlayacak. Bazılarınız için yeni bir işe başlayabilir, iş değişiklikleri için şehir ve ülke değiştirebilir, ikisini ilişkisinde evlenme kararı alabilir ya da iyi gitmeyen evliliği bitirme kararı da alabilirsiniz. Yani hayatınız yavaş yavaş büyük bir değişme doğru gidiyor. Maddi kaynaklarınızı uzun vadede planlamak istediğiniz bir süreçte olacağınız için yeniliklere daha fazla kendinizi açmaya başlayacaksınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yay ve yükselen yay burcu. 19 Kasım'da gerçekleşecek boğa burcundaki ay tutulması sizin çalışma ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlık evinizde gerçekleşiyor. Ve sizin için çok önemli olacak olan 4 Aralık'taki güneş tutulmasına çok az zaman kaldı. Güneş tutulmasıyla yeni rotalar belirlemeye başlayacaksınız. Ay tutulmasına dönecek olursam önümüzdeki 6 ay boyunca günlük rutinlerinizde, çalışma ortamınızda bazı konuları öne getirecek. Bu tutulma aynı zamanda 19 yıllık bir döngünün de kapanışı özelliğini taşımakta. Ay artık yavaş yavaş boğa akrep aksına geçmeye hazırlanırken boğa akrep aksındaki ilk tutulma olacak ve 2 yıllık tutulma serisini başlatacak. Tutulma etkileri 2022 yılının ana temalarını bize gösterecek ve etkisi 6 ay devam edecek. O yüzden hemen hızlı olaylar beklemeyin. Yavaş yavaş oluşumlar söz konusu olacak. Boğada olduğu için fazlaca risk almaya değil, daha fazla elimizdekini korumaya yönelik bir enerji olacak. Tabi akrep enerjisi zorlukları da beraberinde getirmekte. Daha fazla rezil girişimler yapmak yerine uzun vadeli planlar yapmak isteyeceğiniz bir süreçtesiniz. Esikrarlı ve kalıcı adımlar atmak için uğraşacaksınız. Maddi konularla ilgili de kaynaklarınızı korumak adına çabalayacağınız bir dönem olacak. Yine tutulma sağlık evinizde de etki yapmakta. Boyun, boğaz ve hormonal rahatsızlıklar bu dönem fazlalaşabilir. Fazla şeker tüketmemeye çalışın. Sizin veya ailenizde birisinin sağlık durumu ile ilgilenebilirsiniz. Rutin kontrollerinizi ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Haftanız güzel geç. Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burcu. 19 Kasım'da gerçekleşecek Boğa Burcu'ndaki ay tutulması hayatınızda aşk temasını veya çocuğunuzla ilgili temaları önünüze getirecek. Bu tutulma aynı zamanda 19 yıllık bir döngünde kapanış özelliğini taşımakta. Ay artık yavaş yavaş Boğa Akrep Aksı'na geçmeye hazırlanırken Boğa Akrep Aksı'ndaki ilk tutulma serisini de başlatacak tutulma etkileri 2022 yılının ana temalarını bize gösterecek ve etkisi 6 ay devam edecek. O yüzden hemen hızlı gelişmeler beklemeyin, yavaş yavaş oluşumlar söz konusu olacak. Boğada olduğu için fazlaca risk almaya değil, daha fazla elimizdekini korumaya yönelik bir enerji olacak. Tabi akrep enerjisi krizleri beraberini getirmekte. Ay tutulmasıyla birlikte önümüzdeki 6 ay yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da ilişkinizi sonlandırabilir. Çocuk kararı alabilir veya da çocuğunuzun hayatındaki önemli bir konu, konuyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Oğlaklar daha fazla mantık odaklı harekete de ama bu süreçte duygularınızı de, duygularınızı daha fazla dinlemeye başlayacaksınız. Hayattan bir taraftan daha fazla zevk almak, hayatın keyifli yönlerine daha fazla fark etmek isteyebilirsiniz. Belki uzun yıllarda çok yoğun çalıştıysanız, hayattaki hedefleriniz ve hayalleriniz uğruna daha uzun vadede orijinal fikirlerinizi uygulamaya başlamak isteyeceksiniz. Arkadaş çevrenize değişiklikler yapabilir, farklı sosyal gruplara girebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Kova ve yükselen Kova borcu. 19 Kasım'da gerçekleşecek Boğa burcundaki ay tutulması sizin aile, yuva ve aile üyeleri ve ekinlerin önünüze getirecek. Bu tutulma aynı zamanda 19 yıllık bir döngüyü de bitirecek. Ay düğünleri artık yavaş yavaş Boğa Akrep Aksına geçmeye hazırlanırken, bu tutulma bu aksdaki ilk tutulma olacak ve 2 yıllık tutulma serisi, serisinde başlatacak. Tutulma etkileri 2022 yılının ana temalarınızı bize gösterecek etkisi 6 ay devam edecek. O yüzden hemen oluşan olaylar beklemeyi, yavaş yavaş oluşumlar söz konusu olacak. Boğada olduğu için fazlaca risk almaya değil, daha fazla elimizdekini korumaya yönelik bir enerji olacak. Tabii akrep enerjisi krizleri de beraberine getirmekte. Şimdi ay tutulması kariyer ve aile konularına denge çabalarınızı arttıracak. Bu ikisi arasında istikrar aynı zamanda hem iş hem yuva konularına uzun vadeli kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz. Evle ilgili konular ve ev alım satımı, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerektiğini ifade ederken anne babanızla da daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Zaman zaman hayatınızda dengeyi korumak için bazı konularla ilgili zorlanmalar yaşayabilirsiniz ama kesim çözüm bulmak adına mücadelenize devam edeceksiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili balık ve yükselen balık burcu, 19 Kasım'da gerçekleşecek boğa burcunduk ay tutulması düşünce yapınızda değişimler, yakın çevre, kardeş, akrabalarla ilişkiler, iletişim ve kendinizi daha rahat ifade etmek ve anlatmak, pazarlama ve ticaret konularında anlaşma ve sözleşmeler gibi tüm bu konularda yavaş yavaş değişimler ve destekler almaya başlayacağınız bir süreç başlatacak. Bu ay tutulması toprak ve su borçlarına olumlu etkiler yaptığı için siz iyicil etkiler alan borçlardansınız. Bu tutulma aynı zamanda 19 yıllık bir döngünün de kapanış özelliğini taşımakta. Ay düğümleri artık yavaş yavaş boğa akrep aksına geçmeye hazırlanırken bu tutulma boğa akrep aksındaki ilk ve 2 yıllık tutulma serisinde başlatacak. Tutulma etkileri 2022 yılının ana temalarını bize gösterecek ve etkisi 6 ay devam edecek. O yüzden hemen gelişen olaylar beklemeyin. Yavaş yavaş oluşumlar söz konusu olacak. Bu Boğalda olduğu için fazlaca risk almaya değil, daha fazla elimizdekini korumaya yönelik bir enerji olacak. Tabi akrep enerjisi sıkıntıları da beraberinde getirmekte. Özellikle arkadaş çevremizde, kim yanınızda, kim değil daha net göreceksiniz. Hedefleriniz ve yapmak istedikleriniz için yeni adımlar atmaya başlayacağınız bu süreçte eğer ki yurt dışı, seyahat, ticaret ve hukuki konularla ilginiz varsa bazı sorunlar karşınıza çıkarabilir. Ama genel olarak daha fazla üretken olup hayallerinizden peşinden gideceğiniz bir süreç başlıyor sevgili balıklar. Zaten biliyorsunuz 29 Aralık itibariyle Jüpiter sizin burcunuza geçecek. Bol şans ve fırsatlar karşınıza çıkacak. O yüzden şimdiden yavaş yavaş adımları atın. Atın ki 2022 yılının size sunacağı fırsatlardan en verimli şekilde faydalanın. Haftanız güzel geçsin.